Merhaba sevgili izleyiciler. Bu gece size A.N.D. Pastel Evleri'nin tanıtım gecesinden bir lansmanından sesleniyoruz. Güzel tanıtım yapılacak. Lütfen siz de ekranları başında güzelce izleyin. Çünkü İstanbul'da Kartal'da ev sahibi olmak istiyorsanız, huzuru bulmak istiyorsanız işte fırsat ayağınıza kadar geldi. Letztes Stück wird es mein Vaterland heißen. Memleketim derken bakın. Ben Boğaz çocuğum, Beykoz'da büyüdüm. Annem Bostancı'da oturuyor. Kartal diyoruz. Reklam yapıyorum, bilerek yapıyorum ama. Adalarda benim geçti çocukluğum. Kartal'dan bakınca adaları görüyorsunuz. Dünyanın cenneti aslında. Şile'de evim var, gidemiyorum bile. Keşke bir Kartal'da da bir yerim, adalara baksam. Şimdi bakın, Türkiye bu şekilde gelişecek. Müzikte biz varsak, işte yapılarda neydi, şu bu falan olacak. Böyle göstereceğiz. Başka türlü olmuyor. Şarkı söyleyecek, caz söylenecekse işte Amerikalı falan değil, bu arkadaşı İzmirli vallahi. Önce de dinlemiştim, bu gece de dinledim ve her dinlediğimde dinleyesim geliyor ki az önce salonda gerçekten tıka basa insanlar tempo tutuyordu, sizinle birlikte bildikleri şarkıları okuyorlardı. Bu size keyif veriyor olsa gerek değil mi? Onların bana vermiş olduğu büyük keyiften ben de keyifleniyorum, daha çok keyifleniyorum ve yaşama gücü veriyor bana. Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne. Muhtacım inan senin bir tek sözüne. Yalvarsam, ağlasam, kapatsam dizine. Döner miyiz yine eski günlere? Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne. Muhtacım inan senin bir tek sözüne. Yalvarsam ağlasam kapatsam dizine. Döner miyiz yine eski günlere? Şimdi söyle. A.N.D. Pastel Evleri gecesinin tanıtımında bir aradayız. Öncelikle sormak istiyorum, sizi nasıl ikna ettiler? O kadar turneleriniz, konserleriniz var, yoğunsunuz. Doğrudur, konserler, turneler var. Önümüzde bir İstanbul turnemiz var. Ama bir, Köln'de, ben zaten Köln'de oturuyorum. İkincisi, Hatice Hanım, Volkan Bey olduktan sonra akan sular durdu. Hatice Hanım biliyorsunuz aynı zamanda Türk Show'da uzun sene en az 40 tane yayın yaptım. Dünyanın değişik orkestralarını İzmir Senfoni Orkestrası'ndan Köln Senfoni Orkestrası'na kadar solistler, 20 arp ne varsa yaptık. Onun için aynı geminin biz içindeyiz. Aynı şekilde de bakın biz şimdi Türkiye'yi dünyaya tanıtmamız lazım, doğru mu? Ama nasıl tanıtacağız? Şimdi siz varsınız, ben varım. Yani
Türkiye'yi değişik yönlerinden de görmeler lazım. Şimdi böyle bir şey. Orada ben de İstanbulluyum, ben Boğaz çocuğuyum. Şimdi Kartal'da düzgün bir şeyler yapılıyorsa orası da benim yaşadığım bir yer değil mi? Şimdi burada el ele bizim vermemiz lazım. ANED pastel evleri için neler söylemek istersiniz? Şimdi çok enteresan tabii. Yani bizim Türkiye geneline baktığımız zaman dünya çapında firmalar var. İstanbul dedim. Ben Boğaz çocuğuyum ama annem benim Bostancı'da oturuyor. Kartal hiç uzak bir yer değil. Adalar, cennet gibi yerler. Ada deyince benim için faytona biniyorsunuz. Hoş o atlara eziyet yapılmasın ama bir turu yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz orada balığınızı yiyorsunuz güzel bir şekilde. Havası güzel, yasemin kokusu. Bu adalar değil mi? Şimdi Kartal neresi? Adaların tam karşısı bu taraftan. Kartal'dan öyle bir demek ki anladığım kadarıyla evler kuruluyor ki adaları görüyorsun. Yani cennete bakıyorsunuz oradan. The summer kisses, the sunburned hand I used to hold. İyi akşamlar Miray Hanım. Türkiye'den, İstanbul'dan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Yorgunluğunuzu atabildiniz mi öncelikle? Gayet iyiyiz. Çok mutluyuz. Köln'de olduğumuz için çok mutluyuz. Bugün çok güzel bir davettiyiz. Buradaki güzel insanların enerjisi bize de geçti. O anlamda gayet keyifliyiz. Kurumsal satış yöneticisi olarak görev yapıyorum. 2011 yılında kuruldu ANED Gayrimenkul. Esasında bizim ilk projemiz, ofis projemiz ANED Kozyata. Bundan 2 yıl önce çok büyük bir heyecanla ANED Pastel projemizi inşa etmeye başladık. Bugün yaşam başladı. ANED Pastel şu an esasında herkese kapılarını açtı ve teslimlerine başladı. Projeden kısaca bahsedeyim isterseniz. Proje İstanbul'da Anadolu yakasında Kartal ilçesine yer alıyor. Toplamda 45 bin dönüm arazi üzerine 7 blok ve 1243 konuttan oluşuyor. Proje İstanbul'da insanların esasında çok özlem duyduğu o yeşili, doğayı temsil ediyor. %70'i yeşil alan olan doğal topraktan oluşan bir proje. Ben size söylemiştim daha önce de. İstanbul'da hani diyoruz ya hep beton yığını, hep beton yığını, yani yeşil kalmamış diyoruz ya. İşte ANED pastel evleri de bunun tam tersini bize gösteriyor. İnşallah sadece burada olmakla değil, onları da esasında İstanbul'da projemiz içinde ağırlamak istiyoruz. Çünkü çok iyi bir iş yaptık. Arkamızda çok büyük bir grup var, Anadolu grubu var. Güvene dayalıyız, iyi işler yapıyoruz. Sadece yapsat değil, yap yaşat felsefesiyle esasında insanlar için yaşanabilir alanlar yaratıyoruz. Her zaman da yanlarındayız. İşte ikinci el yönetimimiz olsun, bina yönetimimiz olsun. Her zaman onların yanında olmaya, o güveni vermeye devam ediyor olacağız. Anadolu grubunun Anadolu Sağlık Merkezi, John Hopkins Sağlık tabii ki de çok önemli. Orada olacak. Yine Migros orada olacak. Amerikan kültürü istiyoruz. Çocuk dostu proje diyoruz. Bunun altını doldurmak gerekiyor. Evet, evlerin içinde güvenlikli prizler, kaymaz zeminler var. Çocuklara göre de tasarlandı proje. Ama en önemlisi işte onların eğitimi içinde bir kurumla anlaştık. O da Amerikan Kültür Kids. O da orada olacak. Esasında proje içinde zaten çok fazla bir yatırım var. O anlamda işte dediğim gibi o yeşil alan, içeride hiçbir araba girişinin olmaması, katlı otoparklarla içeri giriyor sağlıyor olacağız. İşte egzozsuz yaşam. Esasında yeni nesil bir mahalle yarattık. O mahallede de keyifli, mutlu bir yaşam vaat ediyoruz. Ve onu da zaten şu an vaat ettik ve insanlar dediğim gibi teslimlere girdiğimiz için girdiler, yaşıyorlar, mutlular. İnşallah devamını da getireceğiz başka projelerimizle. Bundan daha iyisini ben Almanya'da diyorum, Avrupa diyorlar, hani Avrupa'da bile görmedim ki burada doğdum, burada ikamet ediyorum. Burada bile böyle bir şey yok. Bir de o kadar dediğim gibi güvenilir ki kendileri direkt bize ayağımıza kadar geliyorlar. Yani bu hizmeti veriyorlar. Direkt sitemizin üzerinden çağrı merkezimizle bizlerle irtibata geçebilirler. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Tekrar döneceksiniz. Hayırlı yolculuklar diyoruz. Umarız tekrar görüşmek nasip olur. Hayırlı satışlar size. Çok mersi. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.
İyi akşamlar Hülya Hanım. Aynı zamanda Almanya'ya hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyiz. Peki gerçekten denildiği gibi de bugün satış yapıldı. Evimi aldım. Ne zaman evime geçip oturabilirim? Şöyle, projemiz 7 tane bloktan oluşuyor. 2 tane bloğumuzla biz zaten teslimlere başladık. Aslında yaşam başladı projede. Birinci kısmı sene sonuna kadar da tamamlayacağız ve teslim ediyor olacağız. Teslimlerini yapıyoruz. İkinci kısım için de 2019 yılı Haziran ayında başlıyoruz teslimlere. Dolayısıyla 2019 yılı Haziran ayı itibariyle tamamen artık projemiz bitiyor diyebiliriz. Yani biz gurbetçiler için de tam doğru bir zaman. Çünkü biz de genelde yazın gittiğimiz için, hani ailelerin, çocukların tatilleri de öyle denk geldiği için tam aslında zamanlama olarak da çok harika. Şimdi kışın alıyorsunuz, yazın evinize geçip oturabiliyorsunuz ve huzura eriyorsunuz. Projemiz 45 bin metrekare arazi üzerine kuruluyor. Bunun %70'i, yani 72 basketbol sahası büyüklüğünde yeşil alana sahip bir proje. Bu alanda çocukların koşup oynayabileceği, yüksek ağaçlara tırmanabileceği bir alan oluşturuyoruz. İçerisinde açık havuzu da var, kapalı havuzu da var. Dolayısıyla geldiğinizde hem bir tatil hem bir ev olacak sizler için. Tam benlik. Projenin dış alanında araç trafiği yok. Bu 45 bin metrekarelik araziden bahsetmiştik. Sadece otoparklar bina altlarına denk gelecek şekilde dizayn edildi. Hatta ortadaki kalan avlu alanlarında, yani binaların ortasında kalan alanlar da doğal toprak olarak bırakıldı. Buna da özen gösterdik. Dolayısıyla bir araç trafiği olmayacak, ağaçlar olacak, yeşil alan olacak. Çocuğunuzu güvenlikle, güvenli bir şekilde sitede gezdirebileceksiniz. Güvenlikli bir site, sitenin etrafı çevrili, çok geniş bir alan, zaten ufak bir alan gibi hissettirmeyecek. Tamamı çevrili, güvenli bir şekilde içeriye giriş çıkış, kontrollü giriş çıkışlar söz konusu. Sadece site sakinleri, sadece sitede çocuklar diyebiliriz. Çocuk dostu diye bahsetmiştik. Projede tüm detaylar çocuklar düşünülerek yapıldı. Dediniz ya, ne kadar kişi kafa yordu? Çok fazla kişi kafa yordu. Hatta projemiz bizim Anadolu grubu olarak ilk konut projemiz olduğu için prestij ve imza özelliği taşıyor. Bu sebeple de birçok danışmanlık şirketinden de danışmanlık aldık. Yani proje, evet, ilk defa bir konut projesi yapıyoruz. Ofis bloğu yapmıştık ama konut projesinde en ince detayına kadar düşünüldü ve sizlere o şekilde hizmet verilecek diyebiliriz. Tekrar döneceksiniz. Onun için hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bol satışlar diliyoruz size. Çok mersi, çok teşekkür ederim. Sağ olun. In a restless world like this is, love has ended before it's begun, and too many kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give Anede Pastel Evleri Gecesi'ne hoş geldiniz. Bugün buraya davet edildiniz. Dinlediniz de zannedersem, değil mi? Ön konuşmayı da dinlediniz. Neler düşünüyorsunuz? Mesela ev sahibi olmak ister misiniz İstanbul Kartal'da?
Öncelikle şunu söyleyeyim, akşam çok güzel, çok nezih ve tabii konser muhteşemdi. Yemekler aynı şekilde. Ev sahipleri çok nezih ve projeyle ilgili de bazı bilgileri aldık. Yani İstanbul zaten biliyorsunuz mükemmel bir şehir ve projelerle ilgili de bazı detayları aldık. Ben yatırım amaçlı düşünebilirim İstanbul'u ve şu özelliğini beğendim açıkçası. Tabii arkasında önemli olan iyi bir şirketin olması. Hani biz yurt dışında yaşadığımızdan dolayı bizim için tabii Türkiye'yi fazla tanımıyoruz. Arkasında iyi bir şirketin olması güven kazandırıyor bizlere. Ve açıkçası bir de şu önemli geldi bana. Yatırım amaçlı düşündüğünüz zaman kiracı arıyorsunuz. Kiracı aradığınız zaman da yine aynı şekilde kiranızı ödeyebilecek olan kiracıyı düşünüyorsunuz. Ve Anede Pastel de bunu sunuyor. Yani kiracısıyla ilgileniyor. Size iyi kirasını ödeyebilecek kiracıları da temin ediyor. Ve bu bence özellikle yatırım amaçlı düşünenler için önemli. Tabii oturmak için de alınabilir. Ben ilk etapta yatırım amaçlı düşünüyorum. Hani kendim şu an burada yaşadığımdan dolayı tabii İstanbul'da da emlak yatırımı her zaman için karlı olduğundan ve bir de tabii ki ülkemde belirli bir zaman sonra geri döndüğümde de bir yatırımım olsun, bir ev olsun. İleride ne olacağı belli olmaz. Ben bu açıdan bakıyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Gecenin devamında da güzel güzel eğlenin, konseri de dinleyin. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, şimdi programımızın sonuna geldik. ANED Pastel Evleri tanıtım gecesinden sizlere seslenmiştik. Umarım güzel bir program olmuştur. Tekrar görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.